Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözer, modern fizik koleye hoş geldiniz. Sevgili dostlar, birinci denememizin 16. sorusundan başlıyoruz. Özün diksiyon kas sayıları L1, L2 olan bobinlere sırasıyla şekil 1 ve şekil 2'deki alternatif gerilim uygulandığında bobinlerden geçen akımların etkin değerleri eşit olmaktadır. Buna göre özün diksiyon kas sayılarının oranı nedir? Sevgili dostlar, akımların eşit olabilmesi için I eşittir ve etkin bölü bu bobin olduğu için direncimiz nedir arkadaşlar? X ile indüktif reaktans bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği direnç. Peki arkadaşlar, X ile ne ile verilmektedir? 2πf ile. 2πf burada nedir arkadaşlar? W'dur. Kısaca W çarpı L de diyebiliriz. Görüldüğü gibi arkadaşlar, periyodumuz burada nedir sevgili dostlar? 2T. Burada ise periyodumuz nedir? 4T. O halde arkadaşlar, periyodumuz T'ye 2T ya da frekansımız arkadaşlar periyotla tam ters orantılı, F'e 2F. Görüldüğü gibi arkadaşlar, WF ile doğru orantılı ya da arkadaşlar periyotla da ters orantılı fark etmez. Burada ne yazıyoruz güzel insanlar? O halde açısal hızımız 2W, açısal hızımız veya süratimiz W. Sevgili dostlar, akımların eşit olabilmesi için görüldüğü gibi 2V'ye V ise X ile 2X ile. O halde arkadaşlar, buradaki L1 bobininin indüktif reaktansı 2X ile, L2'nin ise X'ledir. Şimdi yerine yazıyorum güzel insanlar. 2x ile eşittir. W çarpı L1. X ile eşittir. 2W çarpı L2. Sevgili dostlar, oranladığımızda 2 kere 2 4 cevabımız Adıyaman. Sayfa düzlemine dik içe doğru B eşittir 10 Tesla değerindeki düzgün manyetik alanda uzunluğu 40 santim olan kale iletkeni 1 metre bölü saniyelik hızla şekildeki gibi hareket ettiriliyor. Manyetik alan dışında olan R eşittir 2 ohmluk dirençten hangi yönde kaç amperlik akım geçer? Sevgili dostlar, öncelikle meydana gelen indüksiyon EMK'mızın değeri E eşittir. Bavul çarpı sinüs alfa yazmaya gerek yok. Burada manyetik alan teledik açı 90. Hız teledik açı 90, sinüs 90, sinüs 91 yazıyoruz. 10 çarpı 1 çarpı L eşittir 40 santim metreye çeviriyoruz. 0,4 ya da 4 bölü 10 diyorum. Ve 4 voltluk bir arkadaşlar indüksiyon EMK'mız oluşuyor. Akımın değeri I eşittir E bölü R'den 4 bölü 2 cevabımız 2 olmalıdır. Eliyorum. Şimdi yönünü bulmaya gelelim sevgili dostlar. Size en pratiğini anlatıyorum. Bunu sağa doğru çektiğimizde arkadaşlar, tel hangi yöne giderse buna etki eden manyetik kuvvet ona zıt yöndedir. Şimdi F eşittir 1 sağ el kuralını uygulayalım. 4 parmak içe doğru avuç içi arkadaşlar kuvveti gösterirse akımın yönü işte budur. Geldi buradan, geldi. Ve iki yönünde geçti diyoruz. Cevabımız Diyarbakır. Çift yarıkla yapılan bir girişim deneyinde Young deneyi havadaki dalga boyu lambda olan tek renkli ışık kullanılıyor. Ekrandaki P noktasında orta aydınlık çizgiden itibaren 10. karanlık çizgi oluşmaktadır. Sevgili dostlar, buna göre PS2-PS1 yol farkı. Sevgili dostlar, karanlık çizgi için yol farkımız neydi? N eksi ya da K'nıncı karanlık K eksi 1 bölü 2 lambda diyoruz. Bu neymiş? 10. 10 eksi 1 bölü 2 10 yazarsanız 20 eksi 1 19 bölü 2 lambda cevabımız besni diyoruz sevgili dostlar. O noktasına bağlanan ipin ucundaki bir cisim düşey düzlemde K noktasından serbest bırakılıyor. Cisim K'dan N'ye kadarki hareketinde büyüklüklerinden hangileri artar? Gözüme hemen toplam mekanik enerji geldi.
sürtünme önemsiz olduğuna göre arkadaşlar, mekanik enerji değişmez. Artması bir kere imkansız arkadaşlar. Sürtünme olsa azalır, sürtünme yoksa mekanik enerji değişmez. Hemen üçü eliyorsunuz. İpte olan gerilme kuvveti tabii ki artacaktır sevgili dostlar. Burada nedir? Mg'nin şu bileşenidir. Daha Mg çarpı kosinüs alfadır. Burada ise Mg artı Mv kare bölü R'dir. Yani F merkezcil artı Mg'dir. Tabii ki artacaktır. O noktasına göre açısal momentum. Sevgili dostlar, açısal momentumumuz noktasal bu bilyeler için arkadaşlar M ve R. Görüldüğü gibi sevgili dostlar ve artmaktadır. Ve arttığına göre arkadaşlar açısal momentumumuz da artar diyoruz. 1 ve 2 dedik. Yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde şekil 1'deki gibi durmakta olan oyuncak bir arabanın her iki tarafına bağlanan A ve B yaylarının yay sabitleri sırasıyla K'ya 2K, şekil 2'de görüldüğü gibi eşit büyüklükteki F1 ve F2 kuvvetleri A ve B yaylarına zıt yönlerde uygulanıyor. Sevgili dostlar, zaten farklı uygulansa denge durumu bozulur ve bu soru olmaz diyoruz. A ve B yaylarında depolanan enerjiler. Sevgili dostlar, F eşittir KX olduğunu biliyor muyuz? Evet, o halde uygulanan kuvvetler aynı. X uzarsa 2X uzar mı? Evet, yayda depolanan enerjinin 1 bölü 2 KX kare olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Zaten 1 bölü 2 sabit. K çarpı 2X'in karesi 4E. Sevgili dostlar, 2K çarpı X kare ne oldu? 2E. O halde güzel insanlar, 4 bölü 2 ne yaptı? 2 diyoruz. Güzel insanlar, burada F eşittir KX ile E eşittir 1 bölü 2 KX kareyi birleştirirseniz şuradan X'i çekin, yerine yazın. F kare bölü K kare. K'ların da biri gider. O halde F kare bölü 2K kalır. Eğer F'ler aynı ise, sabitse, zaten 2 sabittir. Demek ki K ile ters orantılı. K'ya 2K olduğuna göre tam tersi 2E'ye E diyebiliriz. Ve bunu her zaman uygulayabilirsiniz. Fizik çözer, metin çözer yöntemi. Sonsuz uzunluktaki X teliyle tam bir çemberin 1 bölü 4'ü biçiminde olan Y teli bir düzlem üzerine şekildeki bir konulup üzerlerinden I ve 4I akımları geçiriliyor. I akımının sevgili dostlar, o noktasında tek başına oluşturduğu manyetik alan B ise X ve Y tellerinden geçen akımların o noktasında oluşturduğu bileşken manyetik alan aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur diyoruz. Sevgili dostlar, buradaki akımın oluşturduğu hemen sağal kuralını uyguluyorsunuz. Dışa doğru. Bu akımın oluşturduğunu uyguluyorsunuz. Dışa doğru. Bu B'ymiş. Bu da arkadaşlar dışa doğru. Bunu destekleyecek. Mutlaka artı olacak sonuç. Çünkü her ikisi de dışa doğru. Eksi olma ihtimali yok. Ve B'den büyük olacak. Peki B dediğimiz nedir arkadaşlar? K2i bölü şu uzaklığa D diyorsunuz ya da R diyorsunuz, hiç fark etmez, bölü D. Şu sabit midir? Sabittir. İ bölü D'ye B dedik. Peki arkadaşlar, buradaki B üstüne bakalım. K, 2, Pi, İ nedir arkadaşlar? 4İ, o da 4İ bölü D diyoruz. Fakat çemberin 4'te 1 olduğu için çarpı 1 bölü 4 diyoruz güzel insanlar. Şu K çarpı 2 sabitti. Pi yerine 3 yazıyorum. Gitti. 3i bölü D. O da ne oldu güzel insanlar? 3b. B artı 3b eşittir size 4b. Özdeş x ve y cisimler yay ile birbirine bağlanıp esnek olmayan bir ip ile tavana bağlanıyor. Yani arkadaşlar, ipin uzunluğu değişmiyor. Y cismi şekilde konumdan R kadar aşağı çekilerek serbest bırakıldığında kale arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Y cismi O noktasında, OK arasında ve OL arasında iken ipteki gerilmelerin ortalama değerleri sorulmaktadır güzel insanlar. O noktasında iken arkadaşlar yayda bir gerilme oluşmamaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar
T eşittir direkt cismin ağırlığı olan G yayın ağırlığını ihmal ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Cisim arkadaşlar OL arasındayken yayı aşağı doğru germektedir. Yukarı doğru da bunu dengelemek için arkadaşlar T büyüktür G olacaktır. Yay OK arasındayken arkadaşlar yay sıkışmaktadır. Burada oluşan kuvvet yukarı doğrudur sevgili dostlar. O halde T'ye destek olmaktadır. Yani TOK artı arkadaşlar yayda oluşan kuvvet F yay eşittir toplam ağırlık G. Buradaki G'yi toplam ağırlık diyoruz. Demek ki arkadaşlar burada TOL'yi yapmıştım. TOK küçüktür G olacak. O halde arkadaşlar TOL büyük olmalı T'den. O da büyük olmalı TOK'dan diyoruz güzel insanlar. Arkadaşlar cevabımız Celikan olmaktadır. Şekildeki sürtünme sistemde özdeş 3 kütle birbirine bağlı biçimde hareketsiz tutulurken T1 ve T2 gerilme kuvvetleri oluşmaktadır. X cismi üzerindeki dış etki ortadan kaldırılıp hareket başlatılırsa T1, T2 gerilme kuvvetleri ilk duruma göre nasıl değişir? Bu da arkadaşlar yıllardır sorduğumuz klasik soru tiplerinden biridir. Bakın sevgili dostlar dengede olduğuna göre aşağı doğru MG, yukarı doğru T2 eşittir. MG olmalıdır. Sağa çeken kuvvet sola çeken kuvvete eşit olmalı çünkü dengede. O halde sevgili dostlar ilk durumda T1 eşittir. T2 eşittir. MG olmaktadır. Şimdi arkadaşlar şu parmağı kestiğimizde buradan sistem bu yönde harekete başlayacaktır. Niye mi? Çünkü MG MG çarpı sinüs 30'dan yani MG bölü 2'den daha büyük. Sistem net kuvvet yönünde harekete geçecektir. Sevgili dostlar bu yönde ivmeli hareket yaptığına göre net kuvvet aşağı doğrudur. Dolayısıyla ikinci durumda MG T2 üssünden büyük olmalıdır. Yani arkadaşlar T2 üssü küçüktür. MG olmalıdır. Çünkü net kuvvet aşağı doğru. Sayısal olarak da değerini bulabiliriz. Şimdi şuraya dikkat edin sevgili dostlar. T2 üssü T1 üssünden ne olmalıdır? Büyük olmalıdır. Çünkü sistem sağa doğru gidiyor. T2 üssünün uyguladığı kuvvet yönünde. O halde T2 üssü büyüktür. T1 üssü. Arkadaşlar T2 üssü azaldığına göre ve de son durumda T1 üssünden büyük olacağına göre demek ki T1 üssü de azalmıştır. Azalır, azalır diyoruz. Sevgili dostlar burada sistemin ivmesini bulabilir miyiz? Evet, net kuvvetimiz MG eksi MG bölü 2 MG bölü 2 bölü toplam kütle 3M. O halde ne oldu sevgili dostlar? G bölü 6. Şimdi şuradaki arkadaşlar aşağı doğru MG, yukarı doğru T2 üssü. Güzel insanlar. Aşağı doğru A eşittir G bölü 6 ivmesiyle hareket ettiği için bunu etki eden eylemsizlik M G bölü 6 olacaktır. İşte arkadaşlar T2 üssünü bulmak için MG'den MG bölü 6'yı çıkartıyorsunuz. 5 bölü 6 MG buluyorsunuz güzel arkadaşlarım. Ve T2 üssünün de T1'den büyük olduğu için yani bir daha işlem yapıp bunu bulmaya gerek yok. Zaten arkadaşlar T1 üssü 5 bölü 6'dan da küçük olacak. Dolayısıyla mutlaka azalmış olacak diyoruz. Şekil 1'deki paralel levhalar sisteminde artı Q yüklü parçacığın KLM yolu boyunca hız zaman grafiği şekil 2'deki gibidir. Buna göre levhaların bağlı olduğu üreteçlerin gerilime oranı V1 bölü V2 nedir? Güzel insanlar V1 bölü V2'yi bulmak için şurada yapılan işlerin oranını bulmamız gerekiyor. Peki arkadaşlar bu yapılan işler nedir? Cismin kinetik enerjisindeki değişimdir. Bakın hızımız sıfırdan V'ye gelmiş. Sonra arkadaşlar V'den sıfıra gelmiş. İşte arkadaşlar kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O halde güzel insanlar buradaki 1 bölü 2 mv kareye E dersem burada yapılan iş E. Yine arkadaşlar sıfır bu sefer kinetik enerjimiz E kadar azaldı. Yani yapılan iş
yine E'dir. Cevabımız Edremit diyoruz. Güzel insanlar, yapılan iş iki levha arasında neye eşitti? Q çarpı V. Peki bu neye eşitti? Cismin kinetik enerjisindeki değişim. Değerlere hiç bakmanıza gerek yok. Kinetik enerjideki değişimlerin oranı, yapılan işlerin oranı, o da potansiyellerin oranını verecektir. Fizik çözer, metin çözer diyor. Evet, yukarıdaki özelliklerden hangileri termal kameralarda bulunur? Elektromanyetik spektrum içinde bulunan kızıl ötesi ışınların özelliklerinden yararlanır. Kesinlikle zaten bunun adı arkadaşlar kızıl ötesi kamera olarak da geçmektedir. Tabii ki görüntüleme teknoloji ürünüdür arkadaşlar. Kamera adı üzerinde. Yapılarında manyetik alan yaratan mıknatısla bir ilgisi yok sevgili dostlar. Cevabımız Diyarbakır diyoruz. Yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde durmakta olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Cismin momentumunun zamana bağlı değişim grafiği şekildekilerden hangisidir diyoruz. Sevgili dostlar, alanlara baktığınızda itme görüldüğü gibi arkadaşlar hep pozitiftir. Hep momentum artmalıdır. Yani azalanları şuralarda silmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar momentum zaman grafiğinde tanjant alfa P bölü T bize neyi verecektir? Kuvveti verecektir. Anlatmıştık. Burada arkadaşlar eğim arttığına göre, kuvvet arttığına göre eğim artmalı diyoruz sevgili dostlar. Eğim artmalı. Burada ise arkadaşlar eğim sabit olmalı. Ve burada ise arkadaşlar eğim azalmalı diyoruz güzel insanlar. Bu şık hangisinde varsa onu işaretleyeceğiz. Olaya bir de şöyle yaklaşalım. Kuvvet zaman grafiği ile ivme zaman grafiği şekil olarak aynıdır. İvme arkadaşlar görüldüğü gibi hep pozitif olduğu için hız sürekli artacaktır. Bakın bu momentum zaman grafiği şekil olarak hız zaman grafiği ile aynıdır. Çünkü P eşittir M çarpı V'dir sevgili dostlar. O halde burada ivme arttığı için hız artarak artacaktır. Burada ivme sabit olduğu için hız düzgün artacaktır. Zaten arkadaşlar hız zaman grafiğinde de eğim neyi verecek? İvmeyi. İvme arttığına göre eğim artmalı. İvme sabit olduğuna göre eğim sabit olmalı. İvme azaldığına göre eğim azalmalı. Ama hız azalmıyor. Hız artıyor. Momentum da artıyor sevgili dostlar. Ve hız zaman grafiğini bulduysanız demek ki momentum zaman grafiğini de buldunuz. Çünkü şekil olarak aynıdır diyoruz. İşte sevgili dostlar D şıkkında çizdiğim grafiğin aynısı bulunmaktadır. Bir fotoelektrik olayında E enerjili fotonlar bağlanma enerjisi E1 olan K metali ve bağlanma enerjisi E2 olan L metaline düşürülüyor. K'dan sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi 3 elektron volt, L'den sökülen elektronlarınki de 5 elektron volt oluyor. E1 eşittir E2 olduğuna göre E nedir diye soruluyor sevgili dostlar. E2 yerine E yazdığımızda E1 ne olacaktır? 2E olacaktır sevgili dostlar. Şimdi diyoruz ki sevgili dostlarım E enerjili fotonlar dediği için bunu arkadaşlar E0'a 2E0 diyelim. E eşittir sevgili dostlar. E1 neymiş? 2E0 bağlanma enerjimiz 2E0 artı sökülen elektronların kinetik enerjisi 3 eşittir. Yine aynı fotonun enerjisi arkadaşlar L metaline gönderildiğinde L metalinin bağlanma enerjisi E0 artı sökülen elektronların kinetik enerjisi 5 diyoruz. E0'ı buraya şutluyoruz. Buradan E0 eşittir. 3'ü de şuraya 2 oldu. İşte sevgili dostlar E0 yerine 2 yazdığımızda 2 kere 2 4, 3 daha 7 ya da buraya yazdığınızda yine 2 artı 5 7 aynı arkadaşlar. İki denklemde de aynı sayıyı bulmamız gerekiyor. Bulamazsanız yanlış bir işlem yapmış oluyorsunuz güzel insanlar. Burada sevgili arkadaşlar neyi kullandık? Einstein'ın fotoelektrik denklemi E foton eşittir E bağlanma enerjisi artı
Ekinetik. İşte arkadaşlar bu ilkemizle soruyu çözdük. Dik kesti şekildeki bir verilen bileşik kap sisteminde X ve Y kaplarının üstü açık, Z kabının üstü kapalı ve bu kapta bir miktar gaz sıkıştırılmıştır. 3 kaptaki su yüksekliği ilk durumda sevgili dostlar H olacak şekilde dengededir. Demek ki ilk durumda gazın basıncı P0 açık hava basıncına eşit. Dengede olan sistem kale düşey ekseni etrafında W açısal hızıyla döndürüldüğünde suyun yeni denge durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Çıkmış bir sorunun benzeri sevgili dostlar. Döndürüldüğünde merkezcil kuvvetin etkisiyle arkadaşlar eylemsiz kuvvetin etkisiyle sular görüldüğü gibi yan kollara doğru gidecektir. Ve burada gazı bir miktar sıkıştıracaktır. Ama burada sıkışacak bir şey olmadığı için son durumda arkadaşlar P gaz üssü büyüktür. P sıfır. Buradaki suyun yükselmesini buraya göre ne yapacaktır? Bir miktar engelleyecektir. Dolayısıyla HX en büyük olacaktır. Buradan sular gittiği için arkadaşlar malumunuz HY en küçük. O halde HX en büyük. Sonra HS ve arkadaşlar HY de en küçük olacaktır. Cevap şıklarında bunu bulup işaretliyoruz. Evet sevgili dostlar baktık ve bulduk cevabımız Edirne. En yüksek HX sonra HS işte HY en küçük olmaktadır. Şuraları şöyle karalayalım ki göresiniz sevgili dostlar. P ağırlığı ve yarı çapı R olan makara ile yarı çapları R, 2R olan kale merkezli kasnaklarına oluşan sistem şekildeki gibi dengededir. K kasnağı kaymadan ok yönünde 2'de 1 yaparsa P ağırlığının düşeydeki hareketi için ne söylenebilir? Sevgili dostlar bu hareket için şu yarı çapın hiçbir önemi yok. Burada size sorunun en pratik çözümünü yapacağım. Bakın arkadaşlar sistem yere göre hareket ettiği için şu noktanın uzaklığını bulacaksınız. R. Burada ipin almış olduğu yol H eşittir. N çarpı 2 pi çarpı işte buraya uzaklık arkadaşlar. 2 R'den R'yi çıkartınca R kalmaktadır. Çarpı R diyoruz. 2 çarpı 2 4 pi R arkadaşlar ip çekilmiş oldu. 4 pi R. 4 pi R çektiğiniz zaman arkadaşlar buradan 4 pi R yarısı 2 pi R yükselir diyoruz güzel insanlar. Bunu arkadaşlar uzun yoldan bunun merkezi kadar çekilecek. Bunun çevresi kadar çözülecek. 2 pi çarpı 2 R 4 pi R çektim. 4 pi R bir tur için. 2 pi R çözdüm. Eksi 2 pi R çözülen ne kaldı? 2 pi R sevgili dostlar. 2 ile çarptığım zaman işte bu. Güzel insanlar size en pratik çözüm yollarını gösteriyorum. Fizik çözer, metin çözer. Bütün sorularda bu noktaya göre alın arkadaşlar. Eğer ip bu noktada olsaydı ne yapacaktık? 3 R diyecektik. 2R artı R cevabımız 2 pi çarpı 3 R yazacaktık güzel insanlar. Bu noktada olsaydı çarpı 4 R diyecektik. Aşağıdaki sorunun cevabını ilgili alana yazıp kodlayınız diyorlar sevgili dostlar. Newton çarpı metrenin joule olduğunu biliyor musunuz güzel insanlar? Evet. Joule bölü kulomb nedir? Volt diyoruz sevgili dostlar ve kodluyoruz. Volt dedik. Güzel insanlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlara duyurmayı unutmayın.